Selamun aleyküm hanımlar. Ayşe'nin yeni oyaları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir model daha göstermek istiyorum. Burasını başka bir yerden aldım. Bunu ben kendim başka oyalardan harmanlayarak yeni bir model oluşturdum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçerim. Arkadaşlar ben arasına 10 tane boş zürafa bıraktım. Siz bu kadar sıklıkta yapmayabilirsiniz. Ben model gösterdiğim için bu kadar arasına az bırakıyorum. İstediğiniz kadar siz bırakabilirsiniz. Şimdi yapıyoruz. Bir tane boş zürafa bırakıyorum. İkincisini batıyorum. Buraya bir tane yuva yaptık. Geri dönüyorum. Buraya 6 tane kırpır yapıyoruz arkadaşlar. Altı tane pırpır elde ettik arkadaşlar. Şimdi en baştaki pırpırımıza ipimi uzatıyorum. En baştaki pırpırın başına küçük minik bir pırpır yapıyorum. Her pırpırın başına bir tane batarak zürafa yapıp aşağı geleceğim arkadaşlar. Sayısı azarıyor her sırada. Azarta azarta yukarı çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videomu beğeniyorsanız abone değilseniz abone olun lütfen. Destek veren tüm abonelere çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi yaprağımı bitireceğim. Arkadaşlar yaprağımız bitti. Şimdi ben ipimi kesip yakacağım arkadaşlar. Daha küçük de kesip yakabilirsiniz. Bu büyük, biraz büyük oldu. Şimdi size çiçeğini göstermek istiyorum. Beyaz ip taktım. En baştaki zürafanın içine ipimi sabitliyorum. Sonra aşağıdaki yaptığımız pırpırın içine
Şöyle bir yuva yapıyorum. İpimi yuvadan geri döndüm. Şimdi yuvayı oluşturuyoruz. Şimdi buraya arkadaşlar böyle pırpırlarını yapacağız. 8 tane pırpır yapacağız beyaz ipte. Bu büyüklükte pırpırlar yapıyoruz arkadaşlar. Dört tane pırpırımız var. Şimdi bunları 8'e tamamlayacağız. Arkadaşlar ben beyaz pırpırlarımı bitirdim. Şimdi 2 kat ip yaptım. Böyle. Aralarından ip geçireceğim çünkü. Boya daha dolgun ve daha güzel oluyor. En baştaki pırpıra ipimin ucuna alıyorum. Ve sabitliyorum. Şimdi buraya küçük keloğlanlar yapıyoruz arkadaşlar, minik minik. Ben oyaları kendime göre harmanlayıp yeniden yapıyorum. Biraz ondan, biraz ondan karıştırıp arkadaşlar dikkat edelim. İkisini birden almayalım kipriklerin. Bu aralıkta batıyorum aralarına. Bu şekilde arkadaşlar. 8'ini de başına böyle yaparak aşağı iniyorum arkadaşlar. Şimdi hepsini ben başına yapacağım. Şimdi eklemesini size göstereceğim. Arkadaşlar uzattığımız ipi bitirdim ben. Şimdi kesiyorum. Bunu yakın. Uzattığınız ipi. Sonra 1-2-3 tane atlayın. Oyanızı getirin. Hangi zürafaya geliyorsa böyle tutun. Hangi zürafaya geliyorsa benimki 3. zürafaya geliyor. Sizin elinizin şeyine göre değişebilir. Buraya sıkı bir şekilde zürafaya ekleyip arkadan kesip yakın arkadaşlar. Ben şimdi burasını da kesip yakacağım. Arkadaşlar şimdi fiyonkunu göstermek istiyorum buraya eklemek için size. Ben filketimi bayağı bir küçülttüm. Küçük olsun diye.
7 tane sardım. Tam ortasından tutturuyorum. Şimdi filketeden çıkarıyoruz arkadaşlar. Çengelli iğneyi çıkarttım. Buraya koyuyoruz. İsterseniz önce takacağım. Burada yeşil bir boşluk var. İğnenizi oraya takın. Sonra filketenizi tam ortasından yerleştirin. Fiyonkun ortasından tutturun. Ben iki kere tutturacağım, sağlam olsun diye. Kesip ve yakın arkadaşlar burayı. Arkadaşlar benim oyam bitti. Son hali böyle olacak. Eğer bir sorunuz olursa yazarsanız cevaplarım. Şimdiden denemek isteyenlere kolay gelsin. Hoşça kalın.